Bu şekilde görünmesini ister misiniz? O zaman video izlemeye devam edin. Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizinle The Sims'te kalitesini en iyi şekilde getirecek, görüntüsünü çok güzelleştirecek, çektiğiniz videoları, çektiğiniz fotoğrafları daha böyle ilgi çekici gösterecek bir programdan bahsedeceğim size. Kendisi G-Shade. Aslında daha önce Minecraft oynadıysanız Shaderpak gibi düşünebilirsiniz. Aslında tam olarak öyle bir şey. Daha öncesinde ben Reshade kullanıyordum. Bu tarz gölgelendirme, oyunu güzelleştirme ve benzeri şeylerde Reshade'i kullanıyordum. Ama Reshade daha sonrasında kapandı ve onun yerine G-Shade geldi. Aslında ondan daha iyi olduğunu genel olarak söylüyorlar. Daha oyuna daha az etkisi, yani kötü anlamda etkisi olduğunu söylüyorlar. Hani oyununuzu yormuyor anlamında. Bence de G-Shade daha iyi aslında. Hem kullanımı daha kolay, hem de daha şu anda güncel olduğu için bizim daha işimize yarayacak bir model. Ama en başta söylemem gereken bazı şeyler var, ama bu en önemlisi. Bilgisayarınıza güveniyorsanız indirmenizi istiyorum. Çünkü bilgisayarınız, özellikle laptop kullanıyorsanız veya çok da güçlü bir bilgisayarınız yoksa, özellikle ekran kartı konusunda, bu ekran kartınızı daha çok yoracak, daha çabuk yıprandıracak. Bu yüzden çok bu topa girmeyin derim. Ama bunu da baştan söylemiş olayım. Ve sadece Windows'a indiriliyor. Bunu da baştan söylemiş olayım. Şimdi Linux ve Mac için bir yazılım gibi bir şey gösteriyor. Tam anlamadım. Ama bunun da indiremiyorsunuz galiba. Kurulumunu ben bilmiyorum açıkçası. İnternette de bununla ilgili çok bir şey görmedim. O yüzden genelde Windows için olduğu söyleniyor. Ve ben de zaten Windows kullandığım için bu şekilde anlatacağım. Ama merak etmeyin, size verdiğim linklerde The Sims'i indirmek istiyorsanız hem Mac için hem de Windows için indirebiliyorsunuz. Bununla bir alakası yok. Bu arada The Sims nasıl indirilir, modlar nasıl kurulur ve önerdiğim modları da merak ediyorsanız aşağıdaki linklerden Patreon linkime gidebilir ve oradan rahatça indirebilirsiniz. Düşünebildiğiniz tüm Sims'ler var. The Sims Medieval'da var ve hatta size küçük bir spoiler vereyim. The Sims Medieval'la ilgili Medieval nasıl deniyorsa, onunla ilgili çok güzel bir video hazırlıyorum. Lütfen takipte kalın. Kesinlikle izlemeniz gereken bir video olduğunu düşünüyorum. Burada yapmamız gereken şey gördüğünüz siteye tıklamak ve bu sitedeki download butonuna gitmek. Buradan indirmeye tıklıyoruz. Daha sonrasında ise kaydediyoruz. Arada bir de kahve molası vermeyi unutmayın. Şimdi inen dosyamızı açıyoruz. Buradan dilini seçip tamam diyoruz. Kabul ediyoruz. Burada da hangi oyun için kullanacağınızı soruyor. Ben burada The Sims'i seçeceğim. Eğer Steam'den sahipseniz buna, normal crackli sahipseniz direkt Sims 4'e basmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi diğer oyunları da kullanabiliyorsunuz. Hatta Warframe'i bile varmış. Deneyebilirim. Bunların hepsini kabul ettikten sonra indir diyoruz. Yükleme tamamlandıktan sonra bu köşede gördüğünüz 3 tane şey inmiş oluyor. Tamam diyoruz. Daha sonrasında bu kontrol paneline tıklıyoruz. Installations'a giriyoruz ve gördüğünüz gibi burada The Sims için yüklediğimiz var. Warframe için aradan yükledim. O da var. Burada size hangi dosyada bulunduğunu gösteriyor. Daha sonrasında buna tıklıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi G-Set Presets diyor. Bu custom kısmına istediğiniz presetleri atabiliyorsunuz. Peki bu presetleri nereden indireceğiz? Örneğin benim verdiğim linkte bazı presetlerin örnekleri var. Oradan indirebilirsiniz. İndirdiklerinizi direkt olarak buraya atmanız yeterli. Şimdi ise geliyoruz presetler nasıl indirilir ona bakmaya. Öncesinde Google'a şu şekilde yazıyoruz. Burada karşımıza birçok video ve kaynak çıkıyor. Ben genelde Pinterest'ten bakmayı daha çok beğeniyorum. Buradan gördüğünüz gibi hoşunuza giden ne varsa seçiyorsunuz. Örneğin ben bunu seçiyorum. Buradan bizi zaten Pinterest direkt linke yönlendiriyor. Ben burada birkaç tane ayırdım ve buradan şimdi direkt indire basıyorum ve inmiş oluyor. Gelelim bu indirdiklerimizi nasıl yükleyeceğimize. Burada gördüğünüz gibi bize gösteriyor oyununuzun nerede yüklü olduğunu. Ben Steam'de yüklemiştim. Steam'den yüklediğimi yapacağım. Buradan klasöre tıklıyorum. Buraya girdikten sonra G-Shade Presets var. Buna tıklıyoruz. Custom'ı seçiyoruz.
ve bunların hepsini buraya atıyoruz. Daha sonra yapmamız gereken şey ise tekrar oyunu başlatmak. Size kendimi daha iyi anlatabilmek için buraya aldım kendimi. Oyuna girdiğimizde de Shift ve silme tuşuna basıyoruz ve gördüğünüz gibi açılmış oluyor. Burada custom'a tıklayıp istediğimizi seçebiliyoruz. Ben şunu deneyeceğim. Gördüğünüz gibi oyunumuz hemen değişiyor. Buradan renkleri, görünümü değiştirebiliyorsunuz. Çok tatlı görünüyor. Screenshot'ları çektiğinizde de screenshot'lar tam olarak size gösterdiği şekilde oluyor. Bu arada ayarlardan buradan bunu değiştirebiliyorsunuz. Ben genelde home tuşu kullandığım için bunu home tuşu yapacağım. Buradan da shader'ınızı Shift F3 ile kapatıp açabiliyorsunuz. Ama aslında bunu da değiştirebilirsiniz tabii, sizin tercihiniz. Previous ve Next Preset Key, bunları da ayarlayıp bir sonraki veya bir önceki kullandığınız ayarları seçebiliyorsunuz. Burada da screenshot dosyası var. Aldığınız screenshotları, key nasıl alacağınızı da burada seçiyorsunuz. Ben bunu da değiştirmek istiyorum. Direkt bu Print Screen tuşunu kullanacağım. Buradan seçip yapabiliyorsunuz. Bu screenshot pad de, yani screenshot yolu, ekran görüntüsü yolu, ekran görüntülerinizin nereye yüklendiğini gösteriyor. Biraz daha aşağıda daha detaylı ayarlar var ama çok girmenizi önermiyorum. Çünkü hani yanlış bir şey yapmak da istemiyorum. Buradan gördüğünüz gibi istediğinizi seçip değiştirebiliyorsunuz. Şimdi size bir örnek göstermek için home tuşuna basıp kapatıyorum. Ve kendi oynadığım aileye geçiyorum ve size birkaç görüntü göstermek için. Başta birazcık kasabilir açılırken ama sonrasında gayet akışkan bir akıcı bir görünüme geçebiliyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde tatlı tatlı görünüyor. Bence gerçekten aşırı tatlı görünüyor. Örneğin köpeğimize de bakalım. Ve gördüğünüz gibi oyun içindeki çoğu şeyi değiştiriyor. Aslında size daha detaylı göstermek için öncelikle preset'i kapatıyorum. Kapatınca da çok farklı oluyor ya. Baksanıza, oyunun orijinali bu şekilde görünüyor. Ama home tuşuna basıp buradan... Hayır. Şöyle kalsın. Home tuşuna basıp herhangi bir tane seçtiğinizde, mesela az önce ben şu 2.0'ı kullanıyordum. Şimdi latte'yi seçtim. Bu daha aynen biraz daha böyle yeşil tonlarında güzel görünen bir preset, ayar artık ne deniyorsa. Gördüğünüz gibi değişik duruyor. Wow, bu çocuğun eline ne olmuş? Şimdi bir diğer presetimizi deneyelim. Bu arada burada kullandığım tüm presetleri aşağıdaki linke de eklemiş olacağım. Bu biraz daha koyu ama bu da çok güzel. Harika görünüyor bence. Bu storybook. Bu da çok güzel görünüyor. Çok tatlı görünüyor bence. Daha biraz sarı tonlarda ama. Ve bu da tofu. Aslında bunların arasında benim en sevdiğim şu anda galiba bu. Aynen bu. Buradan bazı şeyleri kapatabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla ama bunları pardon. Ama bunları hani deneye deneye yapmanız gerekiyor. Net bir şekilde belli olmuyor. Ben genel olarak bunu kullanmayı seviyorum. Bu benim beğendiğim. Diğerlerini yeni yükledim. Tek bir tane kullanıyorum ben. Çünkü çok fazla yormak istemiyorum bilgisayarımı. Ama ne kadar tatlı göründüğüne bakın. Ve dümdüz değil aslında. Birazcık da bu şekilde bakalım. Mesela burada buraya girsin bir bakalım nasıl görünecekmiş. Bakın, ne kadar da tatlı görünüyor. O da mutlu oldu. Buradan gördüğünüz gibi, Allah bunu şey yapamıyorum. Doğru unuttum, pardon.
Böyle sevim. Bakın arada bu tarz kasmalar yapabiliyor. Bunlara da hazırlıklı olun derim. O sırada baba da eve geldi yani. Merhaba, merhaba, merhaba. Evde çok fa... Ay bu takılı kalmış burada. Bunu masamıza koyalım. Bu ne ki ya? Çünkü slider. Evet, yani anlayacağınız oyunun görüntüsünü bu şekilde, bu hale getiriyor. Aslında size bir yandan da bunu sormak istiyorum. Videolarda bunu kullanmamı ister misiniz? Çünkü sağda ve solda alt barda gördüğünüz gibi aslında birazcık da o barları şeffaflaştıran bir şey. Birazcık görüntüyü zorlayan bir şey. Yani görüntüyü zorlayan dediğim, hani bakmayı zorlaştıran bir şey. Mesela ben çok uzun süre buna bakınca bir gözlerim ağrıyor. Çünkü bende hani bir göz problemi var yakını görme konusunda. Yani bence gayet tatlı duruyor. Ya sen peşimden mi geliyorsun ya? Sen peşimden mi geliyorsun ya? Sen ne tatlısın ya. Şöyle bir resminizi çekeceğim mesela. Şimdi fotoğraf çekmeyi de aslında bir nevi göstereyim. Bu fotoğrafı az önce ben print screen tuşunu ayarlamıştım. Siz artık neye ayarlamak istiyorsanız ona bastığımda böyle bir ses çıkarak kaydetmiş oluyor. Şimdi aslında buna bir bakabiliriz nasıl görünüyor diye. Şimdi home tuşuna basıyorum. Bize diyor ki fotoğraflar bu kısımda. C'ye giriyorum. Kullanıcılar diyorum. Ortak diyorum. Ve resimler aynen burada görünüyor. Çok tatlı. Aşırı tatlı. Burada görebilirsiniz. Normalde yaptığım videolardan biraz farklı ve birazcık uzun oldu ama umarım güzel anlatabilirim. Umarım güzel anlatabilmişimdir bu ara ara cümle kuramayışıma rağmen. Benim genelde video çekerken çok kullanmadığım ama fotoğraf çekeceksem veya hani hoşuma giden bir şeyler yapacaksam hani ne bileyim kısa bir videodur bir şeydir falan gibi çok fazla mesaj sesi geldi, özür dilerim. Hani video falan filan gibi bir şey hazırlayacaksam onlarda kullandığım bir gölgelendirme, bir mod, bir şey, hani artık siz ne derseniz, onlardan bir tanesi. Evet, aslında bu G-Shade hakkında bahsedeceklerim şu anlık bu kadar. Daha merak ettiğiniz detaylar varsa, işte şu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor, işte ben hani şu anda mesela benim kullandığım, gördüğünüz gibi bu presetler aslında çok parlak presetler. Ben bu kadar çok sevmiyorum. Ben daha hafif tonlama seviyorum. Mesela az önce gösterdiğimin azıcık daha nasıl diyeyim, soft. Hani soft dediğimde de böyle çok parlak, çok pastel yapıyorlar. Öyle sevmiyorum. Ama hoşuma gidenleri ve bu videoda kullandıklarımı da aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. G-Shade'i de aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Dediğim gibi, az önce de gösterdiğim gibi birçok oyunda da indirebiliyorsunuz. Ben Warframe'de de indirdim ama Warframe'de hiç denemedim. Onu da deneyeceğim. Evet, videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz veya sorununuz varsa bana Instagram üzerinden yazabilirsiniz. Oradan da takip edip destek olmayı unutmayın. En aktif kullandığım sosyal medya hesaplarından bir tanesi. The Sims nasıl indirilir? Modlar nasıl kurulur? Önerdiğim modları indirmek istiyorsanız da aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. Bana destek olmayı unutmayın lütfen. YouTube'da aktifleşmeye devam ediyorum. Videoyu beğenip yorum yaparak da desteğinizi daha da arttırmış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.